İlk teşkilatımızın yaptığı yetiminde, genel merkezimizin yaptığı eğitim toplantılarına, seçim hazırlık toplantılarına ve sahip partimizin genel kongresine katıldık. İlçemizde partimizi en üst düzeyde temsil etmeye çalıştık. Sayın Genel Başkanımızın 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmesi için 100 bin imza şartının yerine getirilmesi için ana müteşkilatı olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalıştık. 8 yıl gibi bir süre geçti. Artık biz de bu kongreyle birlikte yeni bir simanın, yeni bir yönetimin Anamur İlçe Teşkilatı'nda olması gerektiğine karar verdik. Bu kongreden sonra inşallah bu görevi yeni arkadaşlarımız yürütecekler. Bizler de bu süre içerisinde belki partimizin daha verimli çalışmayı ortaya koyabilmesi adına, belki daha iyi sonuç alabilme adına beraber çalıştığımız arkadaşları üzmüş, kırmış ve zedelemiş olabiliriz. Ben burada bu kongre vesilesiyle o arkadaşlarımızdan helallik istiyorum. Haklarını helal etsinler. Bir de şahitlik istiyorum arkadaşlar. Biz bu davanın en üst noktaya ulaşabilmesi adına zor şartlarda, sert rüzgarlara rağmen bu mücadelenin ortaya konması noktasında Saadet Partisi'nin, Milli Görüş Hareketi'nin bu ülkeye getirdiklerini ve getireceklerini halkımıza anlatmaya çalıştık, gayret ettik. Belki başardık, belki başaramadık. Ama biz mesajımızın insanlarımıza ulaşması noktasında gücümüzün, takatımızın sonuna kadar gayret içerisinde olduğumuzu zannediyoruz. Bu konuda da arkadaşlarımızdan şahitlik istiyorum. Bu konuda şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Senin davanı üstün kılma adına bu mücadelede üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik. Bu arkadaşlarımızın şahitliğiyle Rabbime de şükürler olsun diyorum. Bundan sonraki süreçte tabii teşkilatımızla birlikte bu yola devam edeceğiz. İnşallah artık sert rüzgarlar duruldu. Kısmen de olsa Saadet Partisi'nin iktidara yürüyüş hızı daha da arttı. Bundan sonra da inşallah Saadet Partisi'nin performansıyla, ortaya koyduğu çözüm önerileriyle, düşünceleriyle, her şeyden önce kutuplaşmayı ortadan kaldıran genel başkanımızın tavırlarıyla yeniden kucaklaşmayı birlik beraberlik içerisinde, sevgi ve kardeşlik çerçevesinde inşa etme gayreti içerisinde olacağız. Sizlere bu kongreye katılımınızdan dolayı çok değerli misafirlerimize, delegelerimize, ilçe yönetim kurulu üyelerimize, milli görüşçü kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bu kongremizi hayırlara vesile kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulması için azim, gayret, şevk ve şevkle birlikte bu mücadeleye devam etmeyi nasip etsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben verdiğim rahatsızlıktan dolayı hepinizden özür diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu kongremiz Anamur'umuza, Anamur milletinize, Anamurlu halkımıza, Mersin'imize hayırlara vesile olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize hasreten tekrar teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Değerli İl Başkanımız, tarihi 7. olağan kongrede ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu, asil ve yedek üyelikleri ile Mersin İl Kongre delegelerine ekli listede ismi yazılı şahısları aday olarak arzla teklif ederiz. Teklif edenler Ali Bal, Menderes Bora, Ünal Uysal, Ferhat Öz, Esat Güneş. Bu teklifi kongre katiplerimizden İbrahim Baz Bey'e inşallah isimleri okutturuyorum. Çok kıymetli Hazım'ın
Arapon ilçemizin bu kongresine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saadet Partisi, Anamur İlçe Teşkilatı, Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır. İlçe Başkanı Ünal Uysal, asil üyeler Ali Bal, Taceddin Baz, Sevim Bora, Azim Baz, Ergün Şahin, Sinan İpek, Yücel Uysal, Azim Çidan, Fatih Ulusoy, Durmuş Topkara, Yasemin Kara, Nazmi Görmez, Zafer Karataş, Hasan Mert, yedek üyeler Ferda Uysal, İbrahim Göz, Cemal Baz, Arzu Serbest, Ali Ceylan, İsa Boz, Kerim Bozdemir, Ersoy Serbest, Mehmet Göz, Özgür Ulu, Fetih Kaya, Mustafa Çalış, Nihat Doğan, Gülcan Baz, Yahya Uyar. İl kongre delegeleri 22 kişiden oluşmaktadır.